Merhaba arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Refah İktisadı bölümünün son kısmına geldik. Devlet Müdahalesi bölümünün daha doğrusu. Vergi kontrollerini inceleyeceğiz burada. İki bölümden oluşuyor. Önce vergi kontrollerinde verginin türüne göre arza yansıma nasıl oluyor? Onlara değineceğiz. Yani mali dersindeki gibi böyle hesaplamalar falan yapmıyoruz. Biz sadece arza etkisi yani nedir onu göstermek amacıyla ya da tür tür söylemeye de gerek yok. Yani bu sorular iktisatta çıkmaz. Mesela spesifik vergi örneği nedir mesela? Birim üzerinden alınan vergi ya da işte ad valorem vergi, atıyorum KDV gibi yani. Bu tip örneklemler arkadaşlar maliye müfredatına giriyor daha çok. Biz ne yapıyoruz? Uygulanan verginin türüne göre arzda nasıl bir değişim ortaya çıkar? Bir bunu söyleyeceğiz. Arkasından piyasa dengesi alacağız. Esneklik işin içerisine girecek tekrar. Yani esnekliğe dönüş yapıp uygulanan verginin tüketiciye yansıtılamadığına bakacağız. Yani esneklik vergi yansıması dediğimiz bölümü inceleyeceğiz. Yani iki tane bölümden oluşuyor. Şimdi ilk bölümü bir açıklayalım. Şimdi vergi kontrollerinde arkadaşlar aynı şekilde bunun tersini düşün dediğim gibi sübvansiyon üzerinden de yorum yapılabilir. Normalde anlatılan şeyin tam tersi olarak düşüneceğiz. Yani negatif vergi olursa daha doğrusu yani teşvik olursa ne olur? Onları da yorum diyebilirsiniz. Şimdi biz vergi üzerinden anlatım yapacağız. Burası önemli olduğu için. Şimdi türüne göre arkadaşlar götürü vergi, spesifik vergi, ad valorem vergi şeklinde sınıflandırılsın. Önce bunlar neler mesela? Şimdi arz açısından değerlendirildiğinde götürü vergi biz arkadaşlar arzda üretim öncesi genellikle isimlendirilen vergi. Yani burada hali hazırda devlet üretime başlamadan firma diyor ki ben kendimi sağlam almak istiyorum da hali hazırda sen mevcut tesisin üzerinden benim vergimi öde. Şimdi bu konuyu görmediğiniz için çok fazla giremiyorum mevzuya ama şunu yazayım arkadaşlar. Şimdi üretime başlamadan bizim katlandığımız maliyetler var ya sabit maaşı. Maliyetini detaylı inceleyeceğiz ama kabaca bir değinelim. Zaten biliyoruz mesela. Şimdi üretimle beraber artan maliyet var sürekli. Bir de üretime başlamadan önce bizim maliyetlerimiz var. Yani üretime başlamadan önce katlanması gereken maliyet nedir? Başta yaptığınız harca mesela binayı tuttunuz, kira ödemesi mesela. İçin üretim yapsan da yapmasan da artık bu parayı vermek zorundasın. Bu sabit maliyet. Örneğin. İşte makine tesisat alımı yaptık başta. Bunlar sabit maliyet. Gitti arkadaşlar. Cepten çıktı bir kere. İşte bu götürü vergi de aynen böyledir arkadaşlar. Yani hali hazırda başta firma üretime geçmeden önce alınan vergi. Üretim öncesidir. Karşı karşıya kalınan durum. Bu genellikle bu şekilde yorumlanır. Öyleyse arkadaşlar arzı etkilemez. Bak şimdi çünkü niye arzı etkilemez diyorum. Çünkü daha firma üretime geçmemiş. Haliyle sadece firmanın hali hazırda mevcut harcamaları üretime başlamadan yapmış olduğu harcamalar olan sabit maliyetlerin artmasına sebep olur. Bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Arzı etkilemez ifadesi. Götürü vergini. Üretim öncesinde alındığı için. O yüzden altına bir arz eğrisi çizip götürü vergi arzı nasıl etkiler şeklinde bir açıklama yapmıyoruz. Ama piyasalar konusunu anlatırken mesela tam rekabetçi firmadan devletin götürü vergi alması nasıl bir durum yaratır diye açıklama yaparken mesela bunları orada düzlemde yorumlayacağız. Şimdi normal bir arz eğrisine yansıma olmuyor arkadaşlar. Yani normal bir arz eğrisi çizdiğiniz zaman üretime başlamışsınız siz artık ve önceden o alınmış zaten benden. Dolayısıyla götürü verginin bu arz üzerinde bir etkisi yoktur dedi. Sadece firmanın dediğim gibi üretime başlamadan önce katlanması gereken sabit maliyetlerin belli bir düzeyde artmasına sebep olur deriz arkadaşlar. Üretim öncesi yorumlandığı zaman. Şimdi gelelim ikincisine, spesifik vergiye. Arkadaşlar üretimin birimi üzerinden alınan vergi. Yani belli başlı üretim şemasına göre belli bir üretim miktarının birkaç tanesi şeklinde de olabilir. 10 birimin 2 birimi vergilendirilmesi gibi. Birim üzerinden alınan vergi şeklinde yorumlanabilir. Mesela işte motorlu taşıt vergisi gibi. Bu tip durumlar bu kategoriye girebilir. İşte birim üzerinden alınan vergi nasıl etkileyecek? Arkadaşlar örneklendirerek gidersek daha net olur. Ev üzerinde de görmüş oluruz. Örneğin mesela X birim vergi alınıyor diyelim ki bizden. İfade dikkat et. X birim diyorum arkadaşlar. Birim üzerinden alındığı için. O zaman üretimin hep aynı birimine yansıma olacağı için burada vergi arz üzerinde. Dolayısıyla arkadaşlar birim üzerinden alınan vergi yani spesifik vergi arz eğrisini dikkat et ifadeye paralel olacak şekilde sola doğru kaydırır. Cümlemiz bu. Birim vergilendirme olduğu için. Peki ad valorem olursa ne olur? Mesela KDV, kurumlar vergisi falan. Bunlar ad valorem vergi. Yüzde üzerinden. Yani belli bir birimin değeri üzerinden. Değer üzerinden veya firma açısından baktığınız için hasılat üzerinden
alınan vergi, işte kurumlar vergisi, işte KDV falan, bunlar hep bu kategoriye girecek. Örnek dedim. Ne diyeceğim o zaman? Bak orada X birim dedim. İfadeye dikkat et. %X vergi diyeceğim. O zaman arkadaşlar burada ortaya çıkacak değere göre ödediğiniz vergi de gittikçe ne olacak? Artacak, büyüyecek yani. Burada miktar üzerinden aynı oranda artar. Burada ise artan oranda artar şeklinde ifade edilir. Mesela 100 liralık harcamanın vergisi var. Mesela KDV ödüyorsun, düşün. 200 liralık harcamanın vergisi var. Yani 100 lirada %18, 18 lira. 200 lirada %18, 36 lira yapar. Haliyle arkadaşlar bu şekilde harcama tutarına göre ya da firmanın elde ettiği ciroya göre ödediği vergi de oransal olarak gittikçe ne olur? Artar. O yüzden %X vergi diyoruz. Bunun yarattığı sonuç nedir peki? Arz eğrisi X seviyesine göre dikleşir denilir. Hatta şöyle diyebilirsiniz. Başlangıç noktası değişmediği için dikleşir diyorum ama bazı kaynaklarda arz eğrisi dikleşerek sola doğru kayar şeklinde betimlenir arkadaşlar. Şimdi bunu eğri üzerinde göstermeye çalışalım. Nasıl ifade edeceğiz? Önce normal bir arz fonksiyonu almam lazım. Yani bir arz fonksiyonu nasıl yazılır? Ve bunun yansıması nasıl olur arkadaşlar? Bakın. Önce normal arz fonksiyonunu yazıyorsunuz. QS eşittir A artı B çarpı P. Tamam mı? Normal arz fonksiyonu. Vergi öncesi ortaya çıkan durum. Vergi, ne kadar vergi vardı? X birim vergi vardı. Bunun yorumunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. QS artı T eşittir dersek, yani vergiyle beraber arz fonksiyonu şöyle yazıyoruz arkadaşlar, bakın. A artı B çarpı parantez içerisinde P eksi X şeklinde düzenliyorsunuz. Yani mevcut arz fonksiyonunda bu şekilde değişikliğe gidiyorsunuz. Mesela bir arz fonksiyonu örneği alıp onun üzerinde gösterim yapabilirsiniz. Şimdi değer üzerinden ben eksene yansımasını göstereceğim. Önce şunu da bir yazalım isterseniz. İkisini birlikte gösterelim. Aradaki farkı da böylece daha net görmüş oluruz. Yine normal arz fonksiyonumuzu A artı B çarpı P olarak yazıyorum. Eğer uygulanan vergi arkadaşlar, ad veren vergi olursa yeni arz fonksiyonu şöyle düzenliyorum arkadaşlar. Bakın QS artı T dedim. Artık vergi geldi. Eşittir. A artı B çarpı parantez içerisinde P eksi %X çarpı T diyorum. Fonksiyonu bu şekilde düzenleyeceksiniz. Bakalım bunun yansıması nasıl oluyor? Dediğim gibi değer vererek üzerinde bir örnek yardımıyla açıklayabilirsiniz. Ben de bir iki kalıp üzerinden zaten açıklayacağım. Yansımayı da bir yorumlayayım arkadaşlar. Onunla ilgili örnek soru tarzında deneyeceğim bunu. Göstereceğim size hesaplama nasıl oluyor. Ha, şunu da ifade edeyim. Genellikle arkadaşlar sınavda karşılaştığımız soru tipi. Hesaplama sorusu çıkarsa emin ol bak az verim sormaz. Çok nadir. Toru Bankası'nda falan bir sürü soru mevcut ama çıkmış sorulara bakarsanız eski sorulara bakın hep spesifik vergi sorusunun sorulduğunu görürsünüz. Onu da ifade edeyim. Şimdi yansımayı verginin arz eğrisini değiştirmesi olayını bir düzlemde incelemeye çalışalım. Şimdi burada arkadaşlar ortaya çıkan sonucu vermek için önce eksene bakmam lazım benim. Arz fonksiyonu bir bütün halde yukarı doğru kayıyor. Yani bu yukarı doğru kaydığında arkadaşlar aynı miktara karşılık gelen fiyatın yükselmesi lazım. Yani benim hemen bunu fiyata eklemem lazım. Normalde 3 birim üretim, diyelim ki 3 birimlik üretimde malın fiyatı 2 olmalı. Mesela 3 birim üretim 2 lira fiyatlandırılmalı diyelim ki. Vergi gelince 3 birim üretim 2 lira olmaz artık. Atıyorum 3'e çıkar. O 1 liralık fark o verginin yarattığı etkiyi göstermiş olur. Bu arz eğrisinin paralel olarak sola kayması olayı şöyle gösterir arkadaşlar bakın. Eğriyi çizeriz. Onda mesele yok. Önemli olan burada gösterir. Klasik sınavlarda isteyebilir arkadaşlar. S artı T dedim. Buradaki T de spesifik vergiyi gösteriyor. Şimdi arz başlangıç noktası neydi arkadaşlar? Hemen onu ifade edelim. A bölü B idi. Arz fonksiyonunda. Şimdi buraya ne yazacağız? Onu gösterelim şimdi arkadaşlar. Buraya ilave yapacağım işte. Fiyata ekleyecek bunu firma. Şöyle yapacak bak. Şimdi işlem hacminin diyelim ki arkadaşlar Q1 seviyesinde olduğunu varsayalım. Q1 işlem hacmi seviyesinde şöyle yukarıya doğru gittiğin zaman normalde vergi olmasa uygulanacak olan fiyat seviyesi şu. Vergi gelince fiyat buraya çıkmış oluyor. Yani şu aradaki düşey mesafede bakın bir X birim vergilendirme var arkadaşlar. Gördüğüm şekilde yukarıdan aşağıya doğru baktığımda o X'in alttan hemen fiyata yansıttı. Aynı şekilde farklı bir nokta alalım. Noktayı yukarıya doğru taşıyalım. Bakın şöyle devam ettirdim. Şu mesafeler birbirine eşit eğri paralel sola doğru kaydığı için işte vergi X değeri kadar
artmış olur. Fiyatta bunu göstermem lazım. O zaman dikey ekseni ne yazacağım? Vergiyle beraber arkadaşlar. Bakın. A bölü B artı X şeklinde bunu düzenleyeceğim arkadaşlar. Gelen vergiyi bu şekilde fiyata ne yapmış oluyorum? İlave etmiş oluyorum. Mesela verim arz fonksiyonunda diyelim ki 2 birim vergi geldi. Sana arz fonksiyonu verdi. Dedi ki mesela işte QS eşittir. Eksi 20 artı 2P dedi. A bölü B'si kaç bunun? 10. Onu buraya yazdım. 2 birim vergi geldi mi? Direkt yukarı kaydı için paralel. O zaman A bölü B 10 ise 2 birim vergiyle eklersen burası kaç oluyor? 12 birim oluyor işte. Önemli olan şunu şuna bölüp buraya yazmak. Vergiyle ekleyip paralel sola kayan eğrinin başlangıç noktasına yazmaktır. Bu şekilde göstererek sonuca gidebilirsiniz. İşte burada arkadaşlar şu noktaları eksenlere taşırsanız devlete giden vergiyi de görmüş olursunuz. Eli karışır diye göstermiyorum. Şurada mesela bir tane nokta alabilir. Mesela sattığınız birime göre hep aynı şekilde ödediğiniz vergi de artış gösterir bakın. Şurası vergidir arkadaşlar arza yansıyan. Eğer bunu tüketiciye ödettirirseniz siz kurtulursunuz bundan. Tüketici öder sizin adınıza vergiyi fiyat yüklediğiniz zaman. İşte şurası. Birime göre hep eşit oranda artar burada. Aynı şekilde buraya da ekseni götürürseniz orada bir değer çıkar. Yani üretim miktarı arttıkça ödenen vergide hep aynı şekilde aynı miktarda artış gösterir. Bu da eğrinin paralel sola doğru kaymasının yarattığı bir sonuç olarak açıklanabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısmın yansımasında şuradaki başlangıç noktasına dokunmuyoruz arkadaşlar. Burası A bölü B olarak kalır. Vergiyi siz fonksiyona ekleseniz bile şurayı düzenlediğiniz zaman burası yine A bölü B çıkar. Bu eğri şöyle bir yer değiştiriyor bakın. Yani kaynaklarda dikleşerek sola doğru kayar diyor. Aslında dikleşirse daha doğru olur. Dikleşerek sola doğru kayma dediğimiz için şunun da yukarı kayması lazım azıcık. Öyle ifade ediyor. Biz de ona göre yazdık. Dikleşir ama dediğim gibi kaynaklarda sen onu dikleşerek sola kayar şeklinde de görebilirsin. Bak şimdi ne oluyor burada. Birim üzerinden yukarı doğru gittiğim zaman şöyle. Normalde benim aslında harcama üzerinden ödemem gereken para belli arkadaşlar. Hani dedi ki 100 liraya %18 öderim 18 lira gider. Ama KDV atıyorum şimdi bugün %25'e çıksa 100 lira 25 gider. Oradaki fark işte arkadaşlar sizin ödediğiniz size yansıyan oluyor. O vergi oluyor işte ek oluyor. O da harcama tutarına göre ya da işletmenin elde ettiği ciroya göre gittikçe daha yükselen değerlerle gösteriliyor. Normalde şu düşey mesafeleri şöyle ölçersek arkadaşlar bakın şöyle tarayalım kalınlaştıralım. Şurası %x'tir. Ama daha çok ciro elde ederseniz bakın şurası P1 şurası Q1. Bu işletmenin cirosu buysa bu işletme bu ciroda şunu vergi olarak öder. Bakın P çarpı Q burası vergi. Yansıtır mı fiyata? O duruma göre değişir işte. Arz edin. Burada yansıma var. Tüketiciye ödettirir gibi. Değişik durumlara göre açıklama yapılır. Ama ikinci duruma göre bak şimdi elde ettiğimiz ciro. İşletmenin hasılatı 300. %20 vergi ödediğini düşün. İşletmenin hasılatı 500. %20'yi bir al. Bak ne çıkıyor o zaman ortaya. Gör işte şimdi bak. P2. Şurası da Q2. Peki ödenen vergiye bakalım şimdi. Şu aradaki mesafeye bir bak. İşte şurayı şöyle seçersek %x. Bakın ciro büyüdükçe arkadaşlar oransal olarak da verginin ağırlığı da ne oluyor? İşletme üzerinde artmış oluyor. Şu noktayı şöyle eksene götürürsem arkadaşlar bakın. Burada oluşan büyük dörtgen alan işletmenin cirosudur. Ve bu cirodan da arkadaşlar değerden, hasılattan şuradaki dörtgen alanı kadar mesafede devlete vergi olarak gider. İşte bu mesafe büyüdükçe de ödenen vergi artan oranda değişir denilir. Adımların verginin de gösterimi bu şekilde olur. Ben sana şimdi burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Normal arz talep analizini biz anlatırken arz talep ayrı ayrı gösterirken arzı etkileyen unsurlar nelerdi? Arz fonksiyonunda ne vardı? Arz etkileyen unsurlarda maliyet içerisinde değerlendirdik. Vergi ve sübvansiyon var değil mi? Şimdi vergiyi düşün. Ne dedim ben orada? Vergi artarsa arzları arz eğrisi sola doğru kayar. Şimdi sen sınava gittin. Girdin sınava. Soru formatı şöyle arkadaşlar. Bakın şimdi. Piyasa dengesinin sağlandığı bir ortamda vergiler artarsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Sorunun cevabı şu. Arz eğrisi sola kayar. Tamam mı? Sen bu cevabı bulup işaretleyeceksin. Hiç suya sabuna bulaşmış mı? Hayır. Demiş ki vergi artarsa ne olur? Vergi artarsa arz olur. Arz eğrisi sola doğru kayar dersen iş biter. Eğer arkadaşlar piyasa dengesinin sağlandığı ortamda vergi artar yerine
Verginin türüne girerse o zaman dikkat edeceksiniz işte. Buradaki durumlar devreye giriyor. Bak nasıl düşürüyor beni. Piyasa dengesinin sağlandığı bir ortamda götürü vergi uygulaması aşağıdan hangisine sebep olur? O zaman sonuç cevabı ne olacak? Arz etkilenmez. Arz eğrisi yer değiştirmez diyeceğim. Götürü vergi derse. Hemen şuraya yazdım. Bu şekilde sorarsa, sonuç cevabı bu ifadeyi kullanırsa arz eğrisi değişmez. Bak, hiçbir şey vermezse sola kayar. Götürü derse değişmez. Zaten oraya yazdım. Eğer sorun içerisinde piyasa dengesini sağladığı bir ortamda spesifik vergi uygulaması derse o zaman arz eğrisi paralel sola doğru. O zaman ad valorem derse o zaman da arz eğrisi dikleşir veya seçeneklerde dikleşerek sola kayar varsa onu işaretliyorum. İşte şu ayrıma dikkat ediyorsunuz. Normal arz analizinde hiç biz türe falan girmedik. O soruda türe girmezse o zaman arz eğrisi sola doğru kayar şeklinde açıklamanızı yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bunu hesaplamaya çalışacağım. Oran olarak yani ben ne kadar vergi öderim gibi durumu anlamak adına şöyle bir şey yapalım şimdi arkadaşlar. Esneklik ve vergi yansıma olayına bakalım. Kim ne kadar vergi öder? Onu bir tespit etmeye çalışalım. Yani ikinci kısmı yorumlamaya çalışalım. Buraya biz arkadaşlar piyasa kısmına geldiğinizde monopol ve tam rekabet kısımlarında göreceksiniz orada. Mesela monopolcu firmaya uygulanan spesifik vergi nasıl bir etki yaratır? Tam rekabetçi firmadan alınan götürü vergi gibi soru tipleri üzerinde de açıklamalar denge üzerinden göstererek yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu yansımayı bir söyleyelim isterseniz. Esneklik ve vergi yansıması dediğimiz. Burası yine bu anlatacağım kısım maliyeyle ortak olan bir bölüm. Maliye direkt ezber sorar. Biz de belki hesaplama da yaptırabiliriz. Hesaplama ilişkin örnek de göstereceğim. Ve bu meseleyi burada halletmiş olacağız arkadaşlar. Mevzu şu. Esneklik ve vergi yansıması. Esneklik deyince burada işin içerisinde ne var? Hem talep esnekliği var hem de arz esnekliği var. Yani üreticiye uygulanan vergi var burada. Bu vergi bize yansıyor mu yansımıyor mu arkadaşlar? Yani vergi yansıması dediğimiz olay şu. Uygulanan verginin üretici tarafından tüketiciye aktarılıp aktarılamadığının göstergesidir. Vergi yansıması. Yani yansıyor mu yansımıyor mu? Bu da işte arkadaşlar neye bağlıymış aslında? Orada belirttiğimiz esnekliğin değerine bağlıymış. Şimdi bir tane görüntü alalım. Önce tespit edelim arkadaşlar. Vergilerin nerelere olduğunu, piyasada nasıl bir sonuç yarattığını. Dediğim gibi bak miktar kontrol ve ithalat olaylarına girmedim işte. Bunu anlatabilirim. Bunda problem yok ama miktar kotasında, o üretim kotası, ithalat kotası için arkadaşlar bazı uluslararası ticarete uygun olan kavramlar, kalıplar var. Onları bilmediğimiz için dediğimiz gibi orayı es geçtik. Biz vergi işini rahat rahat yorumlayabiliriz. Burada bizim çok yabancı bir kavram yok öyle karşı karşıya kalacağımız. Direkt yorum yapılır arkadaşlar. Şimdi önce piyasanın istikrarda olduğunu varsayalım. Denge fiyatı seviyesi. Şurası da denge işlem hacmi seviyesi olsun. Arz ve talep belirinin eğimi veya esnekliği hakkında herhangi bir şey bilmiyorum şu anda. Onu şimdi duruma göre açıklamaya çalışacağım arkadaşlar size. Göstermeye çalışacağım. Şimdi bir vergi olsun. Bu vergi de arkadaşlar arza yansıyan vergi olsun. Şimdi götürü olmaz burada. Çünkü etkilemiyor ya arzı. Haliyle arkadaşlar bunu ya spesifik ya ad valorem olarak değerlendirmem lazım. Şimdi mesela arz eğrisinin spesifik bir vergiyle paralel bir şekilde sola doğru kaydığını varsayalım arkadaşlar. Şöyle. Ad valorem da olabilir. Ben spesifik aldım. Daha net görünsün diye var. Şöyle S artı T diye yazalım. Vergi. Şimdi arz ve talep eğrinin yeni kesiştiği noktayı bulmam lazım. Benim yapmam gereken şey bu. Şu anda piyasa buradaydı. Vergi gelince piyasanın intibak noktası burada şimdi. Bu noktalardan şöyle eksenlere doğru gidelim arkadaşlar. Bakın ne çıkıyor ortaya. Bunu da görmüş olalım. Şu noktada arkadaşlar arz eğrisine çarpan nokta, onu da şöyle eksene götürelim. Ve ortaya çıkan duruma bakalım şimdi arkadaşlar. Şuradaki noktalar bu arada tesadüfen çarpıştı. Oraya denk gelmek zorunda değil. Onu da ifade edelim. Aralık belirleyelim arkadaşlar. A. Şuradaki dörtgen alanı B olsun. Şuraya C diyelim. Şuradaki dörtgen alanı D olsun. Buraya E diyelim. Burası da F olsun arkadaşlar. Şimdi buraları niye yazdık? Vergi uygulandıktan sonra ortaya çıkan durumlara bakmak lazım esasında. Şimdi ben vergi uygulamadan önce hemen şuraya geldim.
Yine bakın taban ve tavan fiyatta yapmıştım aynısını. Geldim hemen hızlı bir şekilde tüketici rantı eşittir dedim. Baktım A artı B artı C dedim vergiye şey rant kısmına. Üretici rantı kısmına geldim. Arkasından eşittir dedim. Ne var orada görünen şimdi? Üretici rantı bölgesinde üçgen olan olarak. D artı E artı F şeklinde yazdım. Öyleyse ilgili piyasada oluşan rant hacmi topladım. Piyasa rantı eşittir dedim. A artı B artı C artı D artı E artı F. Yine dediğim gibi taban fiyat ve tavan fiyatı yorulmadığımız gibi önce rantları bir yazdım. Şimdi vergiyi uyguladık arkadaşlar. Vergiyle arz eğrisi bir bütün halinde sola doğru kaydı. Şimdi dikkat et. Piyasadaki işlem hacmi düştü. Şuradaki Q1 seviyesine geriledi. Ve bu Q1 seviyesine gerileyen işlem hacmi üzerinden firma, dikkat et kurduğum cümleye, azalan miktar oranında bu arz eğrisi üzerinde aşağıya doğru hareket etti. Bak şimdi şuradaki arz eğrisi diyorum, talep eğrisi üzerinde aşağıya doğru hareket etme olayı, bakın şu aradaki mesafede bir boşluk yaratmış oldu. Ben de şimdi eskisine göre daha fazla para ödeyeceğim için şimdiki mala, şu aradaki mesafede arkadaşlar talep eğrisi üzerindeki bölgede bir yansımayla karşı karşıya kaldım. Üretici kısıtlı olan miktarı, artık eskisine göre daha az olan miktarı şimdi şuradaki P1 fiyattan satacak. Çünkü piyasa dengesi buraya geriledi. E ne oldu o zaman? Bakalım şimdi. Burada arkadaşlar C ile E yine piyasada kalan kısmı gösterdi bize. O neyi ifade ediyor anladın hemen. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu aradaki mesafe dörtgen alanı ortaya çıkan verginin yükünü gösteriyor bize. Tarayalım bak. Şöyle büyük dörtgen alanı şu şekilde alalım. Bu esneklik sonucunda ortaya çıkan ya da verginin yarattığı fark kadar ki ortaya çıkan değer oluyor arkadaşlar. Az önce çizdiğim spesifik vergi mesela yukarı kaydırdık ya bak şu aradaki mesafe. İşte burada ortaya çıkan şu dörtgenin alanı devlete giden vergi oluyor. Peki bu verginin ne kadarını üretici ödemiş? Bakın üreticiden giden rant şurası. O zaman şurası üreticinin ödediği oluyor. Burası ne o zaman? Yansımayan vergi. Üreticinin kendisini ödemek zorunda kaldığı vergi. Ama üretici kısıtlı miktarda fiyatı da yukarı çektiği için arkadaşlar şuradaki bakın B kadarlık alan da kime ödettiriliyor? Tüketicinin ödediği vergi. O zaman buna ne diyeceğim tüketici ödediği vergiye? Altına yansıyan vergi diyeceğim. İşte sonuç bu arkadaşlar. Ne kaldı geriye şimdi bakalım. Hemen sırasıyla değerleri yazalım da. Geldik. Tüketici rantı. Ne oldu? Azaldı. Neresi? A. Düştü. Bir. İkincisi üretici rantı. Vergiyle. Ne oldu? Azaldı. Ne kaldı üreticide? F. Azaldı. Yazdı. Peki C ile E ne peki? Ekonomide oluşan refah kaybı dedim. Etkinliklere kaybı dedim. Onu da yazdım C ile E'yi. Öyleyse arkadaşlar B kadarlık kısım baktığımız zaman aralık olarak neydi orası? Tüketiciye yansıyan vergi. İkincisi D kadarlık kısım üreticinin ödediği vergi. Yani yansıtamayıp kendisinin ödediği vergi. O zaman şurayı şöyle seçelim. D ile B'yi toplayalım. Devletin vergi geliri ne oldu o zaman arkadaşlar? B artı D alanı toplamı oldu. İşte bu şekilde hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arz ve talep eğrisinin eğimine göre bu aralıklar nasıl değişir onu ifade edelim. Esneklik ve vergi yansıması ile ilgili boşu boşuna sayfa sayfa eğri çizip yorum yapma. Esneklik ve vergi yansımasında bir kural var arkadaşlar. Kural şudur bakın. Esnekliği küçük olan taraf daha fazla vergi öder. Bu kadar. Bu cümleyi bilin. Bütün soruları yorumlayın. Esnekliği küçük olan taraf daha fazla vergi öder ne demek arkadaşlar? Esnekliği küçük demek
bir noktada eğimi yüksek demek. Öyle değil mi? Eğri dikleştikçe ne oluyor? Eğim artıyor, esneklik düşüyor. Şimdi şu yansıyan vergiye bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ben bu arz eğrisini normalde bu şekilde çizdiğimde ya da talep eğrisini herhangi bir eğrinin daha dik olması demek. Bak şu çizdiğim ilk arz eğrisine dikkat et. Kaymayı falan bırak bak. Şu arz eğrisini normale göre daha dik alsaydım arkadaşlar. Arz eğrisi örneğin şöyle yapayım çok karıştırmadan bak. Şöyle. Dikkat et. Şöyle olsaydı bu eğri. Şu aradaki mesafe büyüyor bak. Ne bu? Arz eğrisi daha dik demek, esnekliği daha küçük demek. O zaman nokta şuraya çarpacaktı, şurası olacaktı. Yani D büyüyecekti. Ne anlama geliyor bu? Esnekliği küçük olan taraf arz, yani arz esnekliği küçük. Öyleyse üreticiye kalan vergi daha fazla. Yani fazla yansıtamıyor demek. Tamam mı? Mevzu bu. Eğer talep eğrisi daha dik olsaydı, o zaman bunu daha dik çizeceğim için o zaman bu beyin alanı büyürdü. Bu sefer tüketici daha fazla vergi öderdi. Talep esnekliği düşük olurdu çünkü. Öyleyse arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliyorum ben bak. İfadeye dikkat et şimdi. Arz esnekliği eşittir. Talep esnekliği deseydi. Ne olurdu o zaman? Tüketicinin ödediği vergiyle üreticinin ödediği vergi birbirine eşit olurdu. Üretici ne kadar vergi ödüyor arz esnekliğine göre? D kadar üretici ödediği vergi bak. D ile B birbirine eşit çıkardı. İkisi eşit miktarda vergi ödemiş olurdu. Ama şöyle olsaydı arkadaşlar bakın. Arz esnekliği büyüktür. Talep esnekliği olsaydı. Bu şekilde yazsaydım ifadeyi. Şimdi kimin esnekliği daha büyük? Arz esnekliği. O zaman esnekliği küçük olan taraf daha fazla vergi ödüyor. O zaman tüketicinin ödediği vergi daha büyük olur. Yani neresi daha büyük olur? B daha büyük olur arkadaşlar. O zaman şöyle yazarız bak. D küçüktür. B deriz. Burada yansıyan vergi yansımayan vergiden daha yüksek olur. Açıklaması yaparız. Tersini alalım şimdi. Arz esnekliği küçüktür. Talep esnekliği deseydik. O zaman ne olacaktı arkadaşlar? Bu sefer talep esnekliği büyük olduğu için üreticiye daha fazla vergi kalacaktı. Üreticinin ödediği vergi neydi? Aralığa baktık. D. D alanı daha büyük olacaktı. Şöyle yazacaktım. D büyüktür. B olacaktı. Bu şekilde çözümleyin arkadaşlar. Ve şunu da unutmayın. Esnekliği sıfır dediğim zaman vergi direkt ona kalıyor. Yani bir tarafın esnekliği sonsuz, bir tarafın esnekliği sıfır dediğim zaman arkadaşlar ona göre açıklayın. Düştükçe mesela sıfıra doğru gidiyor ya. Ben burada mesela ne dedim? Talep esnekliği daha küçük, arz esnekliği daha büyük. Mesela arz esnekliği sonsuz deseydim o zaman vergi olduğu gibi tüketiciye kalıyordu. Tamam yani o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani talep esnekliği sıfır. Ne demek talep esnekliği sıfır? Mantığını sen kur bak. Bir tane örnek eğri çizeyim. Olayı zaten mantıken kavraman lazım. Ben şimdi şu talep eğrisini dik çizdim. Bir örnek alalım mesela. D, şurası S, Q, T. Talep esnekliğinin sıfır olması demek ne demek? Talep eğrisi tamamen dik. Öyleyse arkadaşlar ben esnekliği küçük olan taraf daha fazla vergi öder diyorsam ve burada da talep esnekliği sıfırsa vergiyi tamamen tüketicinin yüklenmesi gerekir. Tam yansıma var burada. Bakın. Normalde denge burada. P, E, Q, E. Niye peki tam yansıma? Vergiyi niye ben ödüyorum? Arkadaşlar mantıken düşün. İlla eğri çizmen gerekmiyor ya. Talep esnekliğinin dik olması ne demek talep esnekliğinin sıfır? Hayati öneme sahip mal. İnsülin bu. Vergi gelecek. Gene alacaksın o insülini. Mecbursun çünkü. Hayati öneme sahip diyorsun. Bak kaydır arz eğrisinin sola doğru. Dikkat et. Yeni çarpış noktası burası. Bak ne kadar vergi varsa o kadar yansımış fiyata. Bu ne demek biliyor musunuz? Üreticinin ödediği vergi dediğim de bu eğride sıfır demek. Yok. Adam hiç ödemiyor. Bu burada duruyor. Burası o zaman arkadaşlar bizim aldığımız alan bakın tüketiciye yansıyan vergi B oluyor komple. Verginin tamamını kim ödüyor? Siz ödüyorsunuz. Bu insülin çünkü arkadaşlar dediğim gibi. Almak zorundasınız yani. Mevzu bundan ibaret. İşte bunu böyle farklı farklı kalıplarda deneyerek kaynaklarda da mesela anlatılır. Biz de öyle yaptık. Bütün ihtimalleri ben yazdım yine. Görün diye. Kendiniz ama deneyin arkadaşlar. O D, B isimlendir. O D ne kadar oluyor? B ne kadar oluyor? Eğimi ve esnekliğe göre. Şu cümleyi unutma. Emin ol hata yapmayacağım. Bana güven. Samimiyetime inan. Esnekliği küçük olan taraf daha fazla vergi öder. Ya da eğimi yüksek olan taraf daha fazla vergi öder şeklinde ifade ederseniz o zaman mesele kalmaz. Şimdi bunu bir örnek yardımıyla isterseniz
somutlaştırmaya çalışalım ve bu bahsi de kapatalım artık arkadaşlar. Vergi kısmında tamamlamış olalım. Şimdi yine bir arz ve talep denklemi alalım. Tipik görüntü alacak şekilde mesela iki tane fonksiyon belirleyelim örnekte. Mesela arz fonksiyonunda şöyle örnek QS eşittir 12 artı P dediğim mesela örnekte. Talep fonksiyonunda da şöyle QD eşittir ne diyelim 30 eksi 2 P olsun. Arz ve talep denklemleri verilsin. Bir vergi gelsin. Bu vergi de spesifik vergi olsun. 6 birim vergi uygulansın. Şimdi burada ulaşacağımız sonuç. Ne soralım mesela buradan? Soru. Devletin vergi geliri ne kadardır? Sorumuz bu. Üreticiye yansıyan, tüketiciye yansıyan bunları da hesaplayabilirsiniz tek tek. Ben bir tane durum seçtim. Devletin vergi geliri ne kadardır diye bir soru sordum. Böyle bir durumdan hareketli arkadaşlar. Şimdi önce bir arz eğrisini ve talep eğrisini çizelim düzleme. Q, P. Yalnız arz eğrisini çizime dikkat et. Özellikle orada öyle bir denklem seçtik. Dikkat et. Otonomu pozitif bunun. Buradan çekmeyeceğim eğriyi. Buradan çekeceğim yani. Şöyle gidecek bu eğri var. S. P eşittir 0 iken Q eşittir 12. Arkadaşlar şuraya 12'yi yazdım. Şimdi bunu bulduk. İlk eğriyi oluşturdum. Şimdi bir de talep eğrisini çizelim arkadaşlar. Eksen derlerinde gösterebilirsiniz. Şuradan şöyle bir talep tablosu aldım. Piyasa dengesi normal şartlar altında burada. Şimdi bana piyasa dengesi lazım mı değil mi? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Burada piyasa dengesi lazım değil size. Yani bunu eşitlemenize gerek yok. Vergiyi uygulayıp ondan sonra eşitleyin. Çünkü o lazım bize esas analiz içerisinde arkadaşlar. Şimdi vergiyi uyguladık. 6 birim vergiyi. Bu arz eğrisi paralel olacak şekilde bir bütün halinde sola doğru kayacak arkadaşlar. Şimdi şurası S artı T. Bakın. Yeni eğri şuraya geldi. Bir eksenlere gidelim isterseniz. Şöyle. Bakın. Şuradan da şöyle eksenlere gittim. Bana burası lazım işte. Eğri sola doğru kaydıktan sonra az önce çizdiğim eğrideki bakın şurada görünen eğrideki bak eğri sola doğru kaydı. Şu düşey mesafeyi alınca şurası vergi geliri. O zaman arkadaşlar bakın ben şuradaki dörtgenin alanını hesaplarsam sonuç çıkacak. Burada eğer dengeyi bulur da şöyle bölerseniz burayı tüketiciye ne kadar yansımış, üreticiye ne kadar kalmış onları da hesaplarsınız. Ben şimdi üreticiye tüketiciye yansımasını sormadım. Direkt vergi gelir nedir diye sorduğum için direkt olarak arkadaşlar sonuca gidebilirim ben. Eksen değerini yazmak istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Spesifik vergiyi fonksiyona yansıtma nasıl oluyordu? Onu bir yapalım şurada. Şurada boşluğumuzu hemen göstereyim bak. QS eşittir ne dedik? A artı B çarpı parantez içerisinde P eksi X olarak gösterilir dedim. Dikkat et şimdi. Neydi arz fonksiyonumuz? Orada hemen gösterelim. QS artı T vergi geldi şimdi. Fonksiyonu ekleyelim. 12 artı bakın eğim zaten bir fonksiyonda artı P demişim. Şöyle parantez içerisinde P eksi ne kadar vergi var birim olarak? 6 var. Öyleyse yeni arz fonksiyonumuz, vergili arz fonksiyonumuz şöyle QS T harfi de koyalım karışmasın yeni arz fonksiyonuna. Ne oldu burası? Bak şimdi 6 artı P oldu. Bu eğri paralel sola kayınca şuradaki yatay ekseni kesen noktada ne oldu? 6 birime denk gelmiş oldu. Orası lazım değildi. Yazdım. Belki hani böyle bir durumdan da hareketli bir soru sorabilir. Şimdi işlemi yapma zamanı arkadaşlar. Artık yeni arz fonksiyonumuzu bulduk. Normal verilen talep fonksiyonuyla ikisini eşitleyip şurayı bir hesaplayalım isterseniz. Yapalım işlemimizi. QST eşittir QD. Verginin yüklendiği arz fonksiyonu ile talep fonksiyonu birbirine eşitleyeceğim şimdi. Alalım fonksiyonumuzu. 6 artı P eşittir. Talep fonksiyonumuz ne arkadaşlar? 30 eksi 2 P. Bunu bu tarafa attım. Ne kaldı eşitliğin sağ tarafında? 24. Bunu da bu tarafa attık. 3 P eşittir 24. P eşittir buradan 8. Bakın eğri üzerinde dikey eksene gittim şuraya 8'i yazdım. İşlem hacmi ne peki? Fonksiyonlardan herhangi birinde P eşittir 8'i yazdım. İster burada yaz ister burada fark etmez.
O zaman Q kaç çıktı? Vergiden sonraki işlem hacmi seviyesi. 8'i yerine yazdık. Ne geldi buradan? Eksi 16. 30'dan çıkardık. Q eşittir 14. Gerçekleşen işlem hacmi seviyesi. Şurayı da 14 olarak bulduk. Şimdi sorunun çözümü için gerekli olan yer, şurayı çıkarmam lazım. Bana şu nokta lazım arkadaşlar. Şimdi dikkat et. Bu nokta nereye çarpıyor bak. Burası işte sorunun çözümüne gitme. Genelde öğrencilerimiz bu tip sorularda buraya kadar geliyor. Burada ne yapacağını bir türlü kestiremiyor. Arkadaşlar bulduğunuz işlem hacmi verilen ilk arz fonksiyonu nereye çarpıyor onu göstereceksiniz. Yani yapacağımız işlem şu. İlk arz fonksiyonumuz ne arkadaşlar bizim? Değer olarak bakın Qs'nin eşittir. Oraya çarptığı için orayı bulmam lazım. Neydi ilk arz fonksiyonumuz? 12 artı P değil mi? Vergiden önceki hali. Orada ben bu 14'ü yerine yazmalıyım ki bu arz fonksiyonunda 14 birime ne fiyat denk geliyor? Onu göstermeliyim. Qs'yi biz kaç bulduk? 14 işlem hacmi olarak bulduk. Denklemde yerine yazdım. Bakın buradan P kaç çıktı? 2. Burayı yazmak zorunda olduğum için. Yoksa alanı hesaplayamayacağım arkadaşlar. Şimdi geriye kalan iş buradaki dörtgenin alanını bulmak. Bulalım şimdi. Dik kenarları çarpacağız. Ne var burada? 6 birim oluşan dik dörtgenin alanı. Şurada ne var arkadaşlar? 14 birim var. Öyleyse ödenen toplam vergi yani devlete giden vergi geliri 6 çarpı 14 olur. Buradan ne gelir? 6 kere 4. 24, 2 ekle 84 birim devlete vergi gitmiş olur. Devletin vergileri 84 birim olur arkadaşlar. Böyle soru tipleri dediğim gibi deneyerek işi kolay kolay böyle örneklerle açıklayabilirsiniz arkadaşlar. Deneyin muhakkak kendiniz fonksiyon alıp böyle çalışmalar yaparsanız. Mesela dengeyi bulun. Tüketiciye ne kadar yansıyor? Uğraşın arkadaşlar eğri üzerinde. Nereden nereye gitmem lazım? Bak bu soruyu çözmek için işte buradaki 14'ü bulduktan sonra önemli orayı görmek. İşte geometri diyor mu? Göreceksiniz diye. Bu 14'ü ilk fonksiyonda, arz fonksiyonunda yerine yazman gerektiğini anlarsan bu soruyu çözersin. Çünkü öteki türlü dörtgen alana ulaşmak biraz zor olur senin için arkadaşlar. Evet. Refah iktisadında bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani bir üniteyi daha tamamlamış olduk. Esneklik ve vergi yansımasıyla beraber artık konu tamamlandı. Bir sonraki videomuzdan itibaren tüketici teorisi kısmına yani fayda maksimizasyonu koşulunu anlatacağımız bölüme geleceğiz. Cardinals Ordinals yaklaşım fayda analizinden başlayacağız. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi çalışmalar, kolay gelsin hepinize.